Merhaba sevgili arkadaşlar. Bir Yumakla Gelenler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu önümde görmüş olduğunuz hırka modelinin yapımını paylaşacağım. Hırka modelimize şöyle bir göz atalım. Ön kısımlarında iki ön kısmında burgu modelimiz var. Aynı zamanda aynı burgu kolda da var. İki kolumuzda da mevcut arkadaşlar. Böyle bol burgulu, çok şık bir modelimiz. Kapşonlu olarak hazırladım ve kapşon kısımlarında da şöyle kulaklar yaptım. Gayet şık, güzel bir uyum sağlamış oldu modelimle birlikte. Önde böyle büyük büyük düğmeler kullandım. Hırkamızın arka kısmında burgumuz yok. Şöyle göstereyim, bakın, düz bir şekilde hazırladım. Arka kısmını, burgu modellerimiz sadece ön kısımlarda mevcut. Manşet kısımlarında böyle lastik detaylarımız var. Modelimiz bu şekilde. Şimdi isterseniz modelimizin ölçülerini vereyim sizlere. Şöyle açalım. Düzenleyelim. Modelimiz 28 santim. Beden olarak şu iki kol arası, boy olarak da şu boyunda kapşon kısmına geçmeden önceki yerden itibaren ölçüyorum. Boy olarak da evet 30 santimlik de bir boyu var. Diğer kapşon kısmının ölçüsünü yine videomun içerisinde veriyorum arkadaşlar. Yaklaşık olarak 1-2 yaş çocukların rahatlıkla giyebileceği ölçüdedir. Küçük bir model değildir. Kullandığım malzemem, öyle göstereyim. Lamia Baby Boom kullandım. Kar topu Baby One'ın birebir aynı özellikleri taşıyor arkadaşlar. Antiplik özelliğe sahiptir. 100 gram 250 metredir. Kodu da K331. Yine kar topu Baby One'da da kodu 331'dir. Bu ipten yaklaşık olarak tam 4 adet kullandım. Kalan ipim şu kadar, bir ipim kaldı. Yani 4. ipten kalan ipim bu kadar. Tığ olarak da şöyle göstereyim. 5 numara 3 milimlik bir tığ kullandım. Sadece şu lastik kısımlarında, kol ve beden sonundaki lastik kısımlarında 4 numara 2,5 milimlik bir tığ kullandım. Evet, hırkamız bu şekilde. Şimdi isterseniz hırkamızın yapımına geçelim. Geçmeden önce küçük bir hatırlatma yapmak isterim. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Videolarımı sosyal medyalarda paylaşırsanız daha fazla kişiye ulaşmasını sağlamış olursunuz arkadaşlar. Bu kanalımızın geleceği için, daha fazla videoların gelmesi için çok önemli. Şimdi dilerseniz yapım aşamalarına geçebiliriz. Yapımına başlıyoruz arkadaşlar. 70 tane zincir çektim. Şöyle bırakıyorum. 70 tane zincirim kaç santim olmuş? Bunu size söyleyeyim. Evet, 32 santim. Şöyle çekeyim. Bakın, 32 santimlik bir ölçüsü var. Şimdi tığımı alıyorum. Bunun üzerine ayrımlarımızı yapacağız. İpimi doluyorum. 1, 2, 3 ve 4.'ye trabzanımı yapayım arkadaşlar. 2. Burada 2 tane trabzan olarak kabul ediyoruz. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9, 10 tane trabzan yaptım. İpimi doluyorum. Yanındakini 1, 2 trabzan, 2 zincir, aynı yeri 2 tane trabzan yapıyorum. 1, 2 tane trabzan yaptım. Bakın, 10 trabzan yaptım ön için. Daha sonrasında yanındakine 2 trabzan, 2 zincir ve 2 trabzan yaptım. Şimdi bunları saymadan kol içinde 12 tane trabzan yapacağım. Bunların ikisini saymıyorum. 12 tane trabzan yapacağım kol için. 1 2 3 4 5 6 7
7, 8. Tekrar sayacağım. 2, 4, 6, 8. Evet. 8, 9, 10, 11, 12 tane de kol için yaptık. Şimdi ipimi doluyorum. Yanındakine 2 tane trabzan yapıyorum. 1, 2. 1, 2 zincir. Aynı yere, bakın şu iki trabzanımı yapmış olduğum aynı yere 1, 2 tane de trabzan yapıyorum aynı yere. Şimdi arkası için bunları saymadan 20 tane trabzan yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bir, ikiz, pardon arkadaşlar. 20 tane trabzan yaptım. Şimdi yanındakine 1, 2 trabzan yapıyorum. 2 zincir ve aynı yere tekrar 2 tane trabzan yapıyorum. Aynı yere. Şimdi kol için 12 tane trabzan yapacağım. Bunları saymadan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 tane trabzanımızı yaptık. Yanına 1, 2 trabzan, 2 zincir ve aynı yere tekrar 2 tane trabzan yapıyorum. Kol içinde 10 tane trabzan yapacağız arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Evet, bu şekilde ilk sıramızı tamamlamış olduk. Şimdi bir zincir çekiyorum. İpimi doluyorum. Hemen dibine trabzan yapıyorum. Burada bir tane trabzan yapmış olduk. Dönüşlerimi bir zincirle yapıyorum. Çünkü burada o 3 zincirle çekilen çekileni vermiş olduğu o deliğin oluşmasını istemediğim için bir zincir çekiyorum ve dibine trabzan yapıyorum. Şimdi 6 tane trabzan yapacağız. 2, 3, 4, 5, 6.
Geriye 2, 4, 6 tane trabzanım kaldı geriye. Şimdi burada burgumuz için zemin hazırlayacağız arkadaşlar. Bakın ters yüzündeyim. Burgumuzu örneğimizin, modelimizin ön kısmında uygulayacağımız için zemini de ön kısımda uygulayacağız. Bunun için ipimi doluyorum. Bakın şöyle şu hemen sıradaki trabzanımın şöyle arkadan geliyorum öne doğru. Trabzanımın üzerinden ipimi alıyorum ve geriye çıkıyorum. Bir trabzan yaptım. Burada 6 tane altılı burgu olacağı için arkadaşlar 6 tane lastik yapacağız. Yine şöyle arkadan almalı. Bakın arkadan geliyorum. Şu trabzanın üzerinden geriye doğru gidiyorum. İpimi alıyorum ve geri çıkarıyorum. 2. Üç. Dört. Beş. Altı. Altı tane. Bakın şöyle kabartım oluştu. İki, dört ve altı tane kabartı oluşturdum. İpimi doluyorum. Yoya bir tane trabzan yapıyorum. Bir, iki zincir. Ve aynı yere tekrar bir tane trabzan yapıyorum. Şimdi burada da tam ortayı bulacağım arkadaşlar. Burada bakıyorum 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ve 16 tane trabzanım var. İşlemimizi, burgumuzu biz 6 trabzan üzerinden yapıyoruz. O yüzden başta 5 tane ve sonda 5 tane olacak şekilde trabzanlarımızı yapıyoruz. Şimdi burada 5 tane trabzan yapacağım. 1. Şu artırmadakini saymadım. 1. 2. 3. 4. 5. Yani şu burgumuzu tam kolun ortasına denk getirmek için bunu yapıyorum. Şimdi 6 tane burgum için zemin hazırlayacağım. Yine bakın yine arkadan öne doğru geliyorum. Trabzanımın üzerinden geçiyorum. Arkaya doğru yine ipimi aldım. 1. Şöyle bakın. 2. 3. 4. 5. 6. Evet, 6 tane lastiğimizi, burgumuz için zeminimizi hazırladık. Bakın döndürüyorum. Şöyle bir zemin hazırlamış olduk. Şimdi geri kalanını trabzan olarak yapıyorum. 1 2 3 4 5. 5 tane de sonda kaldı. Şimdi buraya bir tane trabzan yapıyorum. Burası 6 oldu. Yine burası da şuradaki artırma ile birlikte 6 tane arkadaşlar. Tam ortaya denk getirmiş olduk. 2 zincir çekiyorum. Aynı yere trabzanımı yapıyorum. Arkaya burgu koymayacağım. Arkası dümdüz trabzan olarak devam ediyoruz. Burgumuz sadece ön ve arka kol kısımda olacak. İsterseniz kola burgu da koymayabilirsiniz. Sadece önde de burguyu yapabilirsiniz. Ben şöyle dolu dolu bir model olsun istediğim için burguyu hem önde hem de kolda kullanmak istedim. Çok şık, çok güzel bir model arkadaşlar. Yani bu kış günlerinde bol bol yapabilirsiniz. Rengarenk yapabilirsiniz. Farklı farklı renklerde hem kız hem erkek çocukları için uygun bir modeldir. Büyük, küçük, yetişkin yapabilirsiniz arkadaşlar. Ama yetişkin için zincir sayısı veremem. Çünkü yapmadığım için hani ölçü bilemeyeceğim. Onun için de ne yapacaksınız? Kıyafetlerinizi ölçerek yapabilirsiniz. Evet, şimdi yuvaya geldim. Yuvada bir trabzanımı yaptım. 1-2 zincir tekrar yuvaya bir tane trabzan yapıyorum. Şimdi bunu saymıyoruz. 5 tane trabzan yapıyorum. 1 2 2 3
4 ve 5 tane trabzan yaptım. Şimdi burgumuz için olan kabartı yerimizi, zeminimizi hazırlayacağız. Bakın 2, 4, 5. Evet, sıradakini hemen şöyle arkadan lastiğimizi alıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 tane üzerinden yapıyoruz burgumuzu. İpimi doluyorum. Şimdi 5 tane trabzan da bu tarafa yapıyorum. 2, 3, 4, 5. İpimi doladım. Yuvamın içerisinde bir tane trabzan yapıyorum. 1, 2 zincir ve tekrar yuvaya bir tane trabzan yapıyorum. Şimdi bakın diğer ön tarafa şöyle bir bakalım. Şimdi bakın burada bir trabzan yuvamızın içerisinde ve sonrasında hemen 6 tane lastiğim var. Burada da yine aynı işlemi yapıyoruz. Diğer tarafta 6. lastiğim bu yuvanın bacağına denk gelmişti. O şekilde hazırlıyorum. 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6 tane lastiğimizi zemin burgu için hazırladık. Şimdi ön tarafta da yine 6 tane trabzanım olacak. 2, 3, 4, 5, 6. Döndürüyorum. Bir zincir çekiyorum. Şu öndeki 6 trabzanım hep aynı 6 tane olarak kalacak önde ve sondaki 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi buradaki zeminimizi devam ettiriyoruz. Toplamda 3 sıra bu zemin devam edecek arkadaşlar. Şöyle bakın, bu sefer ön yüzünde olduğumuz için arkadan almıyoruz. Bu ön yüzünde böyle kabartı olarak devam edecek. O yüzden düz yüzünde olduğumuz için önden bu şekilde alıyorum arkadaşlar. 1, bakın. 2, 3, 4, 5, 6 tane kabartımızı yaptık. İpimi doluyorum. Bakın şurada bir tane trabzanım var. Bu trabzanımı yapıyorum. Yuvamın içerisine de altta bir trabzan yapmıştık. Burada 2 tane trabzan yapıyorum. 1, 2. 1, 2 zincir ve aynı yere tekrar 2 tane trabzan yapıyorum. Şimdi şurada kabartı olan yere kadar geliyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 trabzan. Bir de şuradaki 2 artırma ile birlikte 8 tane trabzanım oldu. Şimdi kabartımı yapıyorum. Burada da yine bakın şöyle önden alacağım. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Evet, şimdi burayı da yine 8 tane trabzan olacak. 2, 3, 4, 5, 6 trabzan. Yuvamın içerisine de 2 tane yapıyorum. 8 tane trabzan olacak. Altta bir trabzan da burada 2 trabzan. 2 zincir ve aynı yere tekrar 2 tane trabzan yaptım. Şimdi kolu trabzan olarak örelim. Pardon, arkayı trabzan olarak örüyoruz. Burada herhangi bir artırma bir şey yok arkadaşlar.
Evet, şimdi diğer tarafa kadar geldim. Buradaki trabzanlarımı yapıyorum. Kabartı yerine kadar. Bakın burada da yine şu yuvanın içindekileri de sayalım. 2, 4, 6, 7, 8 tane yaptım. Şimdi şu kabartılarımızı yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ve devam ediyorum. Yine bu tarafta da 8 tane trabzanım olacak artırmayla birlikte. Yuvam içerisine 2 tane trabzan yapıyorum. 2 zincir ve 2 trabzan. Şurada bir tane trabzanım var. Bunu yapıyorum. Şurada bakın 6 tane kabartım var. Bu 6 kabartımı da yapalım. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Ve devam edelim. Sonda da yine 6 tane trabzanım var. 3, 4, 5, 6. Döndürüyorum. Bir zincir trabzanımı yapıyorum. 6 trabzanımızı yapalım. 2, 3, 4, 5 ve 6. Evet, 6 trabzanımı yaptım arkadaşlar. Şimdi kabartımı devam ettiriyorum. Yine bu sefer bakın arka tarafta ön yüzünde kabartılarımı devam ettirmem gerekiyor. Şu anda 1, 2, 3, 4. sıradayım ve ters yüzümdeyim. Şöyle yine arkadan bakın şöyle göstereyim. Arkadan geliyorum. Önden alıyorum. Tekrar göstereyim bakın şu şekilde. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 tane kabartımı yaptım. Evet, bakın. Döndürüyorum. Şuradaki trabzanlarımızı yapalım. Bakalım kaç tane oldular? 1, 2, 3 trabzan yaptım. Altta 2 tane yapmıştık yuvaya. Burada da 1 tane trabzan yapıyorum. Ve şu kabarttan sonraki trabzan sayım 4'e yükselmiş oldu. 1, 2 zincir çekiyorum. Ve yuvaya tekrar 1 tane trabzan yapıyorum. Bir sırada 2 trabzan, bir sırada 1 trabzan şeklinde devam edeceğiz bu yuvaları. Şimdi burada da yine şunu da sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane trabzanım oldu bu tarafta. Şimdi yine şu 6 kabartımızı yapıyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6 tane kabartımızı yaptık. Devam ediyorum. Üç sıra burgumuzun zemini için kabartı yapmış olduk. Şimdi dördüncü sırada burgumuzu yapacağız arkadaşlar. Yine yuvama geldim. Bir tane trabzan yapıyorum. İki zincir ve tekrar yuvaya bir tane trabzanımı yaptım. Devam ediyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde ilerleyelim.
Bu kabartıları artık anladık nasıl yapıldığını. Şimdi sıra sonuna kadar gelelim arkadaşlar böyle. Evet, şimdi geldik. 2, 4, 5. sıramızdayız ve burgumuzu yapacağımız sıradayız arkadaşlar. Ön yüzünde burgumuzu yapıyoruz. 3 burguya kadar 2 4 6 tane trabzanımız var. 5 ve 6. Şimdi ipimi 2 kere doladım. 1 2 3 tane atlıyorum. 4.'ye bakın. 1 2 3 tane atladım. 4.'ye şu şekilde bağlıyorum. Bakın. 2 2 2 1 2 tane doluyorum. 5.'ye yine şu şekilde diyorum. Şöyle biraz uzatıyorum. Önce 2 çıkarıyorum. Sonra 2 çıkarıyorum ve tekrar 2 çıkarıyorum. Tekrar ipimi doluyorum. 2 kere yani 3 trabzan yapıyoruz burada arkadaşlar. Ve diğer 6. kabartımı alıyorum. Birazcık şöyle uzatıyoruz. 2 2 2 Şimdi 1 2 3 kere doluyorum. Ve şu geride bırakmış olduğum bakın şu üçlünün ilkine, birincisine geri dönüyorum. Bu şekilde. Ve hep yine 2 2 çıkarıyorum. Burada 4 kere de çıkmış oluyoruz. 1 2 3 kere doladım. Yanındakini alıyorum. Bakın. Hep 2 2 çıkarıyoruz. 1 2 şu 2 taneyi çıkarıyorum. Daha sonra şu 2 taneyi çıkarıyorum ve sonrasında da şu 2 taneyi çıkarıyorum. Yani dörtlü trabzan yapıyoruz. Tekrar 3 kere doluyorum ipimi. Şimdi şunu alacağım. Yani üçüncüyü bırakmış olduğum üçüncüyü alıyorum. Yine bilinden. 2 çıkardım. Bakın hep 2 2. Şöyle göstereyim. Şurada bakın 2 tane var. Şimdi bunların ikisini çıkarıyorum. 1 2 tane var. Şimdi bunların ikisini çıkarıyorum ve şimdi de bu ikisini çıkarıyorum. Evet. Bakın burada bir tane burgumuzu yapmış olduk. Şimdi devam ediyorum. Şuradaki trabzanlarımı 1 2 3 4 Bakıyorum. Altta yuvaya bir tane yapmışım. Burada iki tane yapıyorum. 1 2 trabzan 2 4 6 tane trabzanım oldu burgudan sonra. Şimdi iki zincir tekrar aynı yere 2 tane trabzan yapıyorum. Şimdi bu iki trabzanı da sayarak 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tane yaptık. 11 tane trabzan yaptık. Şimdi burada yine bu önde yapmış olduğumuz burgumuzu yine burada yapıyoruz. 2 kere doluyorum. Bakın 2 kere doladım. 1 2 3 tane atlıyorum. 4.'ünün belinden tutuyorum. Şöyle birazcık uzatıyorum. 2 hep tığımda 2 2 çıkarıyorum. 2 ve kalan 2 taneyi çıkardım. 2 kere doluyorum. Yanındakini alıyorum 5.'ye. Şöyle birazcık uzatıyorum. 2 2 ve 2. Tekrar 2 kere doladım. 6. kabartımı alıyorum. 2 2 2 şeklinde bu tarafı yaptık. Şimdi 1 2 3 kere doladım. Geri dönüyorum. Bakın şu geride 3 tane ayırmış olduğumu şu ilkine dönüyorum buraya. 3 kere de doladım. Alıyorum. Bakın şöyle yaparsanız daha rahat edersiniz. Çok uzatmıyorum bu taraftakini.
Şimdi şöyle bakın, bir iki tane var şurada tığımın ucunda. Şöyle göstereyim, bakın bir iki tane var. Önce bunların ikisini çıkarıyorum. Daha sonra şu iki taneyi, bir iki taneyi çıkarıyorum. Daha sonra bir iki taneyi çıkarıyorum. Ve sonrasında da kalan iki taneyi çıkarıyorum. Bir, iki, üç tane doladım. Geride bırakmış olduğum şu ikinciyi alıyorum. Yine atıyorum. Bakın iki çıkarıyorum. Daha sonra şu tığımdaki iki taneyi, yine iki tane ve yine kalan ikiyi çıkarıyorum. Bir, iki, üç. Şunu da alıyorum. İki, iki, iki ve iki şeklinde buradaki burgumuzu da hazırlamış olduk. Şimdi devam edelim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2 tane de yuvam içerisine yapacağım. 10, 11. 2 zincir ve aynı yere tekrar trabzan yapıyorum. 2 tane. Şöyle göstereyim. Bakın bu şekilde. Evet, arka tarafı da örelim arkadaşlar. Trabzan olarak diğer kola geldiğimizde bu burguyu tekrar size göstereceğim. Bu burguyu iyice kavramanız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü her 3 sırada bir bu burgu yapılacak. Onun için hani ben bu sırada sadece göstereceğim burgu yapımını. Bir 3 sıra daha ilerlediğinizde yine videoyu geri sarıp izleyebilirsiniz. Eğer her sıraya gösterirsem video oldukça uzar. O yüzden bu sırada çok iyi dikkatlice burgu yapımını görmeniz gerekiyor. Şimdi diğer kola kadar gelelim. Buradaki burguları da yine sizlerle paylaşacağım. Evet, burgu yerine kadar geldik. Şimdi iki kere doluyorum. 1, 2, 3 tane atladım. Dördüncünün şöyle belinden tuttum. Şöyle birazcık uzatıyorum. Tığımdaki iki taneyi önce çıkarıyorum. Sonrasında diğer ikiyi çıkarıyorum. Ve diğer ikiyi çıkarıyorum. Yani üçlü trabzan yapıyoruz. Yanındakini yine belinden tutuyorum. 2, 2, 2. 1, 2 kere doluyorum. Bu taraftaki bakın atlayarak yaptıklarımızda 2 kere doluyorum. Üçlü trabzan yapıyorum. Altıncının da yine belinden. Birazcık daha uzatıyorum. 2 çıkarıyorum. 2 çıkarıyorum. 2 çıkarıyorum. Şimdi 1, 2, 3 kere doladım. Geride bırakmış olduğum 1, 2, 3 tanenin şu ilkine geri dönüyorum. Bakın şöyle belinden. Şimdi yapıyoruz. Bu tarafta çok uzatmıyoruz. Direkt işleme geçeceğiz. Bakın tığımın ucunda şurada 2 tane var. Şu 2'yi çıkarıyorum. Daha sonra şu 2 taneyi. Sonra şu 2 taneyi. Sonra da bu 2 taneyi çıkarıyorum. 1, 2, 3 kere doladım. Yanındaki atlatmış olduğuma geçiyorum. Uzatmıyorum. 2 2 2 2 Yine 3 kere doladım. Yanındakini alıyorum. Bakın 2 şu tığımdaki şu 2 taneyi tekrar bu 2 taneyi ve bunları alıyorum. Evet, böylelikle buradaki burgumuzu da hazırladık. Şimdi geçiyorum buraya. Burada da bakalım kaç trabzanım var. 2 3 4 5 6 7 8 9 trabzanım var. Yuvama da 2 tane yapacağım. 1 2 tane yapıyorum. 11 tane trabzan oldu. Burgudan sonra 2 zincir çekiyorum. Ve aynı yere tekrar 2 tane trabzan yapıyorum. Bu trabzanlarımı da sayalım. 2 3
4, 5, 6 tane trabzan oldu burada. Şimdi tekrar burgu yapımını gösteriyorum. 2 tane doladım. Çok dikkatli izleyin arkadaşlar. Dediğim gibi bu burguyu tekrar göstermeyeceğim. Bu sıradaki anlamış olduğunuz şekilde yapacaksınız. Bir arka sırada ben size burgunun toplamını göstereceğim. Toplamayı göstereceğim sadece. Şimdi bakın ipimi doladım. 1, 2, 3 tane atlıyorum. Dördüncüye bu şekilde ipimi topladım. Birazcık uzatıyorum. 2, 2, 2 şeklinde üçlü trabzan yapıyoruz. Tekrar doladım 2 kere. Yanındaki 5.'yi alıyorum. Bakın biraz uzatıyorum. 2, 2 ve 2. Tekrar 2 kere doladım. Ve 6.'ya 2, 2, 2 şeklinde üçlü trabzanla bitirdim. Şimdi 1, 2, 3 kere doluyorum. Bu geride bırakmış olduğum şu üçlünün şu ilkine geri dönüyorum arkadaşlar. Şöyle alıyorum. Bakın. Burada uzatmıyorum. 2 çıkardım. Bakın tığımdaki şu 2 taneyi. 1, 2 tane var burada. Bunları çıkarıyorum. 2 ve 2. Tekrar ipimi 3 kere doluyorum tığıma. Şu yanındaki ikinci kabartımı alıyorum. Uzatmadım. Ve bu şekilde 2, 2 çıkarıyorum. Yine 3 kere doladım. Diğerini alıyorum. Bakın. Bu şekilde. Evet. Şimdi şuradaki 6 tane trabzanımızı yapalım. 2, 3, 4, 5, 6. 6 trabzanımı yaptım. Şimdi döndürüyorum. Ters yüzündeyiz. 2, 4, 5, 6. sıramdayım. Hemen dibine trabzanımı yapıyorum. Baştaki 6 trabzanım hep var arkadaşlar. 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi bunu toplama işlemini, yani bu burguyu toplama işlemini yapacağız. İpime doluyorum. Bakın şimdi şöyle önümdeki ilmeklerim, sıradaki ilmeklerim bunlar. Sırada görmüş olduğum ilmeği yine lastik olarak alacağım. Yine bakın ters yüzde olduğum için diğer taraftan alacağım. Hemen önüme gelen. Önüme gelenler hangileri? Şuradaki şu uzun olanlar. Bakın şöyle. Hemen önümdeki ilmeklerim şunların 3'ü arkadaşlar. Sırayla bunları şöyle de göstereyim daha rahat anlaşılsın. Bakın şöyle alıyorum. Normal trabzan yapıyorum artık. Dolama yapmıyorum. Sadece dolamayı burguları yaparken diğerini yine bakın sıradakini yine burgu olarak alıyorum. 2. Sıradaki ilmeğim şurada bakın. Bu 3. Bunları aldım. Şu an burgudan sonraki birinci sıram. Şimdi önüme gelenler bunlar. Bunları da yine lastik olarak alıyorum. Evet, şimdi devam ediyoruz. Bakın şöyle göstereyim. Burgumuz oluşmuş oldu. Kendini belli etti. Evet, yine devam ediyorum. Sayalım. 2, 3, 4, 5, 6. Bir tane de yuvaya yapıyorum. 7. 2 zincir. Tekrar bir tane yuvaya. Çünkü bakın altta 2 tane yapmışım. Burada bir tane yapıyorum. Devam ediyorum yine. Bakalım burada kaç tane var. Şu artırmamı saydım. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 11,
12. 12 tane trabzanım olmuş burada. Yine bunları topluyorum. Bakıyorum, şöyle ayırıyoruz arkadaşlar. Bakın şurada bir üçlü var. Bu benim önümdeki ilk, hemen önüme gelen ilmeklerim. Bunları yine şöyle topluyoruz. Bakın arkadan lastik olarak alıyorum. Bakın şu şekilde. Bunu da yine lastik olarak aldım. Şimdi önüme gelenler bunlar. Yine bunları da lastik olarak alıyorum. Ve trabzanlarımı yapmaya devam ediyorum. Diğer kola kadar gelelim arkadaşlar. Yine orada da size toplamayı göstereceğim. Evet, diğer kolumuza kadar geldik. Şimdi yine burada toplama işlemimize devam ediyoruz. Önümde görmüş olduğum ilk üçlüyü şöyle lastik olarak alıyorum. Ters yüzde olduğumuz için diğer taraftan alıyoruz lastiklerimizi. Şimdi diğer üçlüdeyim. Bunları da yine aynı taraftan. Evet, burgudan sonraki birinci sıramız. 3 sıra öreceğiz. Yani bu sırayla birlikte 3 sıra öreceğiz. Sonra burgumuzu yapacağız. Şimdi bakıyorum, bir tane trabzan yapıyoruz. 2 zincir yuvaya bir trabzan yapıyoruz. Evet, şimdi buradaki burguya geldim. Yine bunu da önüme gelen ilk üçlüyü alıyorum. İki, üç, dört, bakın, beş, altı ve devam ediyorum. Baştaki altı trabzanımız hep var arkadaşlar. Evet. Şurada şimdi ilk burguyu da yine göstereyim size. Bir zincir dibine trabzan, 6 tane trabzanımızı yapıyoruz. 2, 3, 4, 5, 6. Evet, yine bakın kabartılarımızı bu tarafta. Şimdi düz yönde olduğumuz için bu taraftan alıyoruz. 2, 3, 4, 5 ve 6. Şimdi şöyle bir görelim. Bakın şu burgularımız gerçekten çok güzel. Şöyle katlayalım. Evet. Kol kısımda tam ortaya denk geldi burgumuz. Burada ön kısımlarımızdaki burgumuz da bu şekilde. Bu şekilde arkadaşlar devam edeceğiz. 3 sıra burgudan sonra 3 sıra lastik, yani ön toplama, hani kabartılarımızı yapıyoruz. 4. sırada burgumuzu koyuyoruz ve sonrasında da yine toplayarak devam ediyoruz. 3 sıra toplama, 1 sıra burgu şeklinde rubamızı hazırlayacağız. Şu arkadaki şu kısım bize istediğimiz ölçüyü verene kadar öreceğim ben. Yani istediğimiz ölçü derken, hani kafamızda planladığımız ölçü, başta söylemiş olduğum ölçü grubu. Ben bakın şu anda kaç santim, bunu da söyleyeyim size. Şu anda 18 santim. Ben de öreyim, sizler de örün. Kaç santim ve kaç sıra ördüğümü sizlerle paylaşacağım. Arkadaşlar ben robamı tamamladım. Şöyle göstereyim, bakın. Çok şık, çok güzel bir roba oldu. Şöyle de
Açarak da göstereyim şu burgu kısımlarını size. Koldaki burgu kısmımız öndeki. Gayet şık oldu. Şimdi şöyle bedenin ölçüsünü vereyim size. Benim bedenim 26 27 santim gibi oldu. Benim için yeterli bir ölçüdür. Şimdi kolları birleştireceğiz. İpimi alıyorum. Evet, döndürdüm. Bir zincirimi çekeceğim. Trabzanımı yapıyorum. Baştaki 6 trabzanımızı yapıyoruz. 2, 4, 5, 6. Şimdi burada en son bakıyorum toplamışım, bir sıra toplamışım. Tekrar toplamaya devam ediyorum. Yani şöyle belinden kavrayarak topluyorum arkadaşlar. Evet. Şimdi trabzanla yuvaya kadar geleceğim. Yuvamıza kadar gelelim. Şimdi burada yuvaya bakın, yuvanın içerisine iki yuvayı karşılıklı olarak birleştirelim. Diğer koldaki yuvamızı da bulalım. Şu şekilde. Şimdi buna batıyorum. Bakın, bu yuvamın içerisine batıyorum. Daha sonra gidiyorum bu yuvamın içerisine de. Şu şekilde içinden çıkarıyorum ve burada bir trabzan yapmış oluyorum. Artık yuvaya trabzan yapmayacağım. Hemen yanındakinden devam ediyorum. Trabzanlarımı yapmaya. Diğer yuvaya kadar aynı şekilde ilerleyelim. Diğer yuvanın oraya kadar geldim. Bu yuvaya batıyorum. Diğer yuvamı buluyorum. Tekrar göstereyim. Bakın, batıyorum. Şuradaki yuvama da batıyorum. İçinden çıkarıyorum. Ve trabzan. Şimdi devam ediyorum. Tekrar. Evet, kol birleşimimiz bu şekilde. Şimdi bedeni artık devam ettireceğiz. Tek burgu bir burada, bu önde, bir de diğer önde olacak şekilde devam edeceğiz. Renk çok yakıştı kesinlikle bu hırkaya. Ben çok beğendim. İnşallah sizler de beğenirsiniz arkadaşlar. Model de çok keyifli bir model. Evet, şimdi şuradaki 6 tane burgumuzu yine topluyoruz. İkinci sıramız. Yani toplamada ikinci sıramız, daha doğrusu zemin hazırlamada. Baştaki bu 6 trabzanımız hep var. Şimdi döndürüyorum. Altı tane trabzan yapacağım. 3, 4, 5, 6 trabzanımı yaptım. Şimdi bunları yine önden topluyoruz arkadaşlar. Lastik olarak. Bu kısımları artık biliyoruz. Hızlı geçiyorum. Sadece şu anda kol altını göstermek için örüyorum. Bir de oradaki sayıyı vereceğim size. Şu 6 tane
Evet, şimdi şu kol altına kadar olan sayıyı vereyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Evet, 13 tane trabzan, bir tane de birleştirmiş olduğumuz var. Şu birleştirdiğimize de bakın, bir tane trabzanımı yaptım. Devam ediyorum. Evet, şimdi bu şekilde ilerleyecek. Şöyle göstereyim. Burgumuzu sona kadar ilerletiyoruz arkadaşlar. Şöyle. Evet. Şimdi devam edelim. Şurada size robada kaç sıra ördüğümü söyledim mi? Söylemedim arkadaşlar. Birleşim yerine kadar kaç sıra örmüşüm? Bunu da söyleyeyim size. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sıra ördüm. Şöyle ölçü de vereyim size. Kusura bakmayın, unutmuşum. Şuraya kadar. Bakın, ölçümde 10 santim. Buraya kadarlık ölçümde 10 santim. Birleşim yerine kadarlık gelen yerimin ölçüsü 10 santim. Evet, şimdi bu şekilde ilerleyeceğiz. Son birkaç sırada lastik yapacağım arkadaşlar. 27 santimlik bir bedenim var. Yani genişliğim var. Boy olarak da yaklaşık olarak 31 santim kadar, 31-32 santim kadar örmem gerekiyor. 3-4 santimi de lastik olarak ayıracağım. Onun için 28, 27, 28 santim gibi öreceğim. Ama tam sıra sayısı ve santim olarak sizlerle paylaşacağım. Ben de öreyim, siz de örün. En sonunda sıra ve santimini sizlere söyleyeyim. Arkadaşlar, benim bedenim tamamlandı. Şimdi kaç sıra ördüğümü söyleyeceğim size. Kol altından itibaren. Şöyle bakıyorum. Kol altı bu kısım. Çekin bakın. Burası kol altı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20. 20 sıra kol altından itibaren ördüm. Santim olarak da vereyim size. Yine şöyle bakın, daha net görün. Şurası kol altı. Şuradan itibaren tam 20 santim. 20 santimde ölçüm var. Şimdi dip lastiğine gideceğiz beraber. İsterseniz bu şekilde de bırakabilirsiniz, lastik gitmeden de, ama ben lastik gideceğim. Şimdi önce, evet, şöyle bir zincir çektim. Bakın, hemen sıradaki ilmeğime şöyle önden lastik alıyorum. Bir tane arkadakinden, bir tane öndekinden. Bir ön lastik, bir arka lastik şeklinde. Bakın, şu şekilde geliyorum. Kadına doğru ilmeğimi alıyorum. Yanındakini bu şekilde alıyorum. Bu şekilde. Burgumuzu da yine aynı şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Bir ön lastik, bir arka lastik. Evet, bu şekilde sıra sonuna kadar ilerleyeceğim. Evet, sıra sonundaki burgu yerine geldik. Yine burgu yerine de baştaki gibi bir önden, bir arkadan alarak ilerliyoruz.
Evet, şu sondakini de şöyle ilmeğe takıyorum arkadaşlar. Döndürüyorum. Bir zincir çektim yine. Şimdi bakıyorum. Bu bir kabartı şeklinde, bakın. Şöyle önde bir kabartı şeklinde. Bunu böyle önden alıyorum. Bu arka tarafta kalmış. Arkadan alıyorum. Bu önde, önden. Bakın bu arkada, bunu da arkadan alıyorum. Önde gördüğümüz kabartıları önden, arkada gördüğümüz kabartıları da arka kısımdan alıyoruz. Bu şekilde ilerliyoruz arkadaşlar. Toplamda 3 sıra yapacağım. Bu benim ikinci sıram. Üçüncü sıra bu tarafa döndüğümde bu dipteki lastik kısmını tamamlayacağım. Uzatmayacağım daha fazla. Siz isterseniz biraz daha uzun isterseniz eğer uzun yapabilirsiniz. Sonrasında ön kısma geçeceğiz. Evet, şimdi 3 sıra boyunca tamamlayalım ve gelelim. Evet, lastik kısmımızı tamamladık. Şimdi geldik bu tarafta. Şu ön yukarıya doğru devam edeceğim. Bir zincir çekiyorum. İpimi doluyorum. Bu sırada çakma trabzan yapacağım arkadaşlar. Şöyle aynı yere, bakın, aynı yere batıyorum. Şöyle yarıyorum. İpimi doluyorum, batıyorum, çıkıyorum. İpimdeki 3 tane ilmeği tek seferde çıkarıyorum. Çakma trabzan bu şekilde yapılıyor. Bakın yine bu şekilde. Aynı battığınız yere birden fazla batmayın. Bakın boşlukları değil, şöyle aralarda ilmeklerimizi yararak yapıyoruz. Bakın mesela burada bir boşluk oluştu. Ne yapacağız? O zaman şunu yaracağız. Bu şekilde yukarı doğru çakma trabzanlar yaparak ilerliyorum. Bakıyorum. Evet, bakın. Bu şekilde sıra başına kadar gelelim. Evet, yukarı kadar geldim. Bakın şurada başlangıç noktama da bir tane çakma trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum, döndürüyorum. Bu sırada sık iğne yapacağız. Her bir ilmeğe birer kere batıyorum arkadaşlar. İkinci sıram. Bu şekilde sıra sonuna kadar ineceğim. Evet, dibe kadar indim. İkinci sıramızı da bu şekilde tamamladık. Şimdi bir zincir çekiyorum, döndüm. Yukarı doğru tekrar sık iğne olarak devam edeceğim. Toplamda 5 sıra yapacağız. Şu anda 3. sıram. 4. sıramda ilik yeri ayıracağım arkadaşlar.
Şimdi buraya da başa kadar gidelim. Sonra ilik yerlerimizi ayıralım. Ve o kısımları nasıl yapacağımızı size göstereceğim. Şimdi ilik yerlerini ben ayırdım. Öncelikle şöyle tipten bir yere işaretleyicimi taktım. Daha sonrasında da şurada düğmemi ayıracağım. Hani belirlediğim yere taktım. Hani nerede istiyorsam, yani şu en tepede istiyorsanız oraya takın. Ben şöyle ikinci sırada istedim arkadaşlar. Daha sonrasında da şu aralardaki sık iğneler 10 tane 10 tane olacak şekilde aralarını ayarladım. Siz daha fazla düğme iliği koy, hani düğme yapmak istiyorsanız eğer daha az ayırın. Daha fazla daha az düğme istiyorsanız da daha fazla ayırabilirsiniz. Evet, şimdi yukarıdayım. İliklerimizi ayırarak aşağıya doğru ineceğiz. Şimdi bir tane zincirimizi çekelim. Pardon, başa gelmiş miyim? Geldim galiba. Şurada. Şurada arkadaşlar. Geldim mi? Geldim. Evet. Evet, şimdi döndürüyorum. Bir zincir. Hemen dibine sık iğnemi yapıyorum. Yanındakine de sık iğne yapıyorum. Şimdi buradayım. Eğer büyük düğme kullanacaksanız buradaki zincirinizi daha fazla çekin. Evet, şimdi hemen yanındakine sık iğne olarak bağlıyorum. Yine şu yuvaya kadar gelelim. Dediğim gibi ben bir tane zincir çektim ama siz eğer büyük düğme kullanacaksanız iki tane çekebilirsiniz. Yuvaya tekrar geldim. Bakın bir zincir çektim. Bu yandakine bağladım. Aşağıya doğru sık iğnelerle yine devam ediyoruz. Bütün iliklerimizi aynı şekilde yapalım arkadaşlar. Dip kısma kadar inelim. Düğmenizin yani kullanacağınız düğmeyi arkadaşlar yaptıktan sonra buraya ölçün. Bu işaretlerimizi taktığımız yerde, yani bir zincir çektiniz, küçük düğme kullanacaksınız ama bir zincire de sığmayabilir. O zaman iki çekin. Üç zinciri iki çekin. Büyük düğme kullanacaksınız. İki zincire sığmayacaktır. Üç çekin. O şekilde burayı ayarlayın. Şimdi ama iki tane zincir çektiğinizde büyük düğmeye uygun gelecektir. Zaten hani açılacak, esneyecek. O yüzden biraz da böyle bol bol çekersiniz. Hiçbir sıkıntı olmayacaktır. Şöyle dibe kadar gelelim. Evet, dip kısma kadar indim. Şimdi tekrar döndürüyorum. Son sıramı gidiyorum. Şimdi bu iliklerimizin içerisini dolduracağız arkadaşlar. Bakıyorum. Evet, şimdi şunu çıkaracağım buradan. Bakın bu yuvaya bir tane sık iğne, iki zincir de çekmiş olsanız bir tane sık iğne yapın. Evet, diğer bir yuvaya geldim. Bunu da çıkarıyorum buradan. Şimdi buraya da yine bir tane sık iğne yapıyorum. Yukarı doğru devam ediyorum. Bu şekilde bu sırayı da tamamlayalım. Yukarı çıktığımızda ipimizi koparalım. Diğer karşı tarafı da aynı şekilde yapacağız. Yine oranın da başlangıcını size göstereceğim arkadaşlar. Diğer tarafa geçiyoruz. Diğer tarafta şu üst kısımdan başlayacağız. Aşağıya doğru ineceğiz. Hemen şöyle bakın. Tepeden ilmek alacağım. İlk sırayı çakma trabzan olarak yapmıştık. Burada yine çakma trabzan olarak yapacağım arkadaşlar. Şimdi şöyle ipimi doluyorum. Hemen yanındakine bağlıyorum. Çakma trabzan olarak ipimi doluyorum.
bağlıyorum. Tekrar ipimi doluyorum. Bakın, ipimi doluyorum. Hepsini tek seferde çıkarıyorum. Evet. Şimdi bu şekilde ilerleyeceğiz. Dibe kadar çakma trabzan. İkinci sırada da sık iğne yapacağız. Toplamda 5 sıra yapacağım. Burada düğme iliği ayırmayacağım arkadaşlar. İlk yerimiz karşıki taraftı. Batamadım bir türlü. Evet, şimdi isterseniz dip kısma kadar gelelim. Evet, dip kısma kadar geldim. Döndürüyorum. Şimdi sık iğne ile yukarıya döneceğim. 4 sırada sık iğne yapıp ön kısmımı bitireceğim arkadaşlar. Şimdi 4 sıra yapalım. İpimizi keselim. Sonra bir bakalım modelimize. Evet. Tamamladım ön kısmını. Şöyle göstereyim bakın. İki ön kısmını da tamamladık. Düğmelerimizi de dikeceğiz arkadaşlar. Kola geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi kolumuzda ipimizi alacağız. Öncelikle bakıyorum ne tarafta bitirmişim. Ters kısımda bitirmişim. Bakın ters kısım olduğunda şöyle anlayacağız. Şurası bakın. Bu düz. Burası da ters. Zaten baktığınız zaman elinizde onu anlarsınız. Ters. Eğer düz kısımda bitirdiyseniz yeleğinizi şöyle çevirin. Ters kısımdan ilmeğinizi buradan takacaksınız ve bu tarafa doğru gideceksiniz. Ama ben terste bitirdiğim için düz kısımdan ilmeğimi takacağım. Sabitliyorum buraya. Evet. Şimdi bir zincir çektim. Hemen dibine trabzan yapıyorum. Zincirimi saymıyorum. Bir yaptığım trabzanları sayıyorum. Bir. Burguya kadar kaç trabzan olduğuna bakacağım. 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 12 12 13 14 15 16 tekrar sayacağım sanki hata yaptım. 2 4 6 8 10 12 14 16 evet 16 17 18 19 ve 20. Evet, 20 tane trabzanımız bu tarafta oldu. Şimdi ipimi doluyorum. Bakıyorum burguma. Burgum devam ediyor arkadaşlar. Bir sıra zemin hazırlamışım. Yani toparlamışım, toplamışım onları. İkinci sıra toplamamdayım. Toplamayı biliyorsunuz bu şekilde yapıyorduk. Evet 2 4 2 4 6 tane toplamamız olacak arkadaşlar. Ben niye burada 7 tane yapmışım? 2 4 6 tane toplamamızı yaptık. Şimdi devam ediyorum. Şimdi bu tarafta da 20 tane trabzanımız vardı. Bu tarafta da yine 20 tane trabzanım olması gerekiyor. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15, 16, 17, 18. Şuraya da bir tane, şurada da bir tane yapacağım arkadaşlar. Evet, 19. Şuradaki zincirimi de bu tarafa sayıyorum. 20. Evet. Şimdi bir zincir çekiyorum. Şöyle dibine trabzanımızı yapacağız. Bir dakika, şurada. Birleşimimizi yapamadım. Şurada galiba. Evet, tamam. Eğer kafanız karışırsa şöyle sökün. Hani zinciri saymak istemiyorum derseniz arkadaşlar. Şöyle hemen dibine bir tane trabzan yapıyorum. Ve burayı da 20 tane yapıyorum. Burası eşitlenmiş olacak. Şimdi bir zincir çekiyorum. İpimi doluyorum. Dibine trabzan yapıyorum. Devam ediyorum. Bu tarafa devam etmiyorum. Tersten devam edeceğim arkadaşlar. Kusura bakmayın. Düz ördüm. Şimdi döndürüyorum. Döndürdüm. Hemen şöyle dibine trabzan yapacağım. Evet. Bir tane trabzanınız yine aynı şekilde devam edecek. Şimdi bu şekilde burguya kadar trabzanlarımızı örelim. Evet, sıra sonuna kadar geldim. 20. 20 tane trabzanım oldu burada. Şimdi şuradaki burgularımızı yine topluyoruz arkadaşlar. Altı tane burgumuzu topladık. 2, 4, 5. Bir tane daha. 6. Evet. Şimdi bu tarafta da yine 20 tane trabzanım olacak. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 5, 18, 19, 20. Ve birleştiriyoruz arkadaşlar. Şu bir zincir çekmiştim. Onun hemen tepesiyle birleştiriyorum. Burada bir zincir çekme sebebim şu zincirimin görünmesini istemiyorum ve kaymasını da istemiyorum. O yüzden şöyle bir tane zincir çektiğimizde aynı hizada devam edecek arkadaşlar. Şimdi yine bir zincir çekiyorum ve devam ediyoruz. Şöyle hemen yanındakine bakın. Şöyle bir zincirimi çektim hemen yanındakine. Döndüm. Düz kısımdayım. Şimdi burgu kısmını da bir göstereyim size. Tekrar. Şöyle burguya kadar gelelim. Bu 20-20 iki tarafta da eşit sayıdaki trabzanlarınız, dikkat edin eksilmesin arkadaşlar. Sayın onları. Şimdi bakıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20.
Evet, şimdi burgumuzu yapalım. 3 sıra ördük. Yani toplama yaptık. Şimdi 2 kere doluyorum. 1, 2, 3 tane atlıyorum. Dördüncüye alıyorum arkadaşlar. Şöyle 2, 2 çıkarıyoruz. Yani bedendeki burgumuzu devam ettiriyoruz. Yine zaten kolda da aynı şekilde yapmıştık. Bu burguları artık biliyoruz. Evet, şimdi 1, 2, 3 kere doluyorum. Geriye dönüyorum. Şu ilkini alıyorum. Şurada. Bir, iki, üç kere doluyorum. Bedende yaptığımız için, ayrıntılı bir şekilde anlattığım için burada tekrar hani uzun uzadıya anlatmıyorum. Şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. Yine burada da 20 tane trabzanım devam edecek. Bir sıra sonuna kadar gelelim, sonra bir bakalım. Şimdi sıra sonunda şurada bir tane zincirimiz vardı. O zincirle birleşimimizi yapıyoruz. Bir zincir çekiyorum, döndürüyorum. Bakın şuraya değil, hemen yanındaki trabzanın tepesine, şöyle iyice buraya değil, hemen yanındaki trabzanımıza batarak devam ediyorum. Evet, bu şekilde ilerleyeceğiz. Burada artık toplama yapacağız. Kolumuzu şöyle göstereyim, bu kısmını. Evet. Şimdi kolumuzu böyle devam ettirelim arkadaşlar. Kesme yapmayacağım. Zaten hani kolum ideal ölçüde. Çok geniş değil, dar da değil. O yüzden hani kesim yapmayacağım. Bu şekilde şu bedenimin ölçüsü kaç santim değilse, bakıyorum hemen, bakın. Şuradan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 sıraydı. 20 sıra bu kolu da öreceğim. Sonra lastik kısmına geçeceğiz. O kısmı yine sizlerle paylaşacağım. Kolumu söylediğim yere kadar geldim. 20 sıra yani ördüm. Bedende de yine 20 sıra örmüştük. Kolda da 20 sıra ördüm. Ben diğer kolunu yaptım. Bu koldaki lastiği de beraber yapacağız. Şimdi ince bir tığımı alıyorum. Yani bedeni 3 milimle örmüştük. Şu anda kol için 2, 4 numara 2,5 milimlik tığla öreceğim. Elinize ince tığ yoksa yine aynı tığla örebilirsiniz. Sadece birazcık daha elinizi sıkı tutmaya özen gösterin arkadaşlar. Evet, şimdi lastik kısmımızı yapalım. Şöyle bir tane zincir çekiyorum. Yine ipimi doluyorum. Bakın bir tane şöyle önden lastik yapıyorum. Evet, ipimi doluyorum. Şimdi bir tane arkadan arka lastik yapacağım ama şu ikisini bir alacağım. Yani burada lastiğimizi yaparken kesim yapmış olacağız aynı zamanda. Bakın şöyle arkadan öne doğru geliyorum. Şu iki ilmeğin üzerinden geçiyorum arkaya doğru. Bunları da yine alıyorum ve trabzan yapıyorum. Önden aldığımı bir tane trabzan yapıyorum. Yani bir tane ön lastik yapıyorum. Arkada olanların şu ikisini bir alıyorum. Bakın geldim. İkisinin üzerinden geçiyorum arkaya doğru. İkisini bir alıyorum. Bunu önden ön lastik olarak alıyorum. Şunu da yine arkadan lastik olarak alıyorum. İkisini bir aldım. Bunu önden bir tane. Bunların ikisini arkadan şu şekilde iki tane alıyorum. Pardon, şu ikisini bir almışım. Önden olana bir tane olarak alıyorum. Arkada olanı da şöyle ikisini bir alıyorum. Bunların ikisini bir alıyorum.
Şunu da önden bir tane olarak alıyorum. Bunların ikisini bir alıyorum. Şunu bir tane olarak önden. Şunları iki tane arkadan. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilerleyelim. Bir üst sırayı da yine sizlerle paylaşacağım. Birleştiriyorum. Şimdi bir zincir çekiyorum. Şuradaki ön lastiğimi ön lastik olarak alıyorum. İpimi yardım sürekli. Şu arkadakini de yine bir tane arka lastik olarak alıyorum. Artık kesim yapmıyorum. Kesim işlemimiz sadece iki sıradaydı. Şimdi bunu bir tane, şunu bir tane arka lastik. Bir tane. Burada bir tane arka lastik. Bu şekilde kol kısmımızı tamamlayalım. Bedeni kaç sıra örmüştük? 1, 2, 3, 4 sıra. Kol da yine 4 sıra olacak şekilde bitirelim. Sonrasında ipimizi kesip kapşon kısmına geçelim arkadaşlar. Evet, kollarımızı bitirdik. Şimdi yaka kısmıyla devam edelim. Şöyle yakada şuradan bakın şu sık iğne yapmış olduğumuz yeri yapmıyorum. Direkt şuradaki ilk trabzandan başlayacağım buradan. Hatta şöyle aradan batacağım arkadaşlar. Şöyle bir iki zincir çekiyorum. Boşluklara batarak, şuradaki boşluklara batarak trabzan yapıyorum. Her bir boşluğa yapıyorum onu bakın. Şöyle şuralara. Şimdi şu artırma yerine geldim. Bakın artırma yerinde de şöyle iki battım. İki iki burada var. İki bu tarafa, iki bu tarafa. Şöyle ortaya bir tane yapıyorum. Sonra devam ediyorum yine. Artırma yapmadım. Şimdi burada lastiklerimiz var. Her bir lastiğin arasına bakın. Bir tane trabzan yapıyorum. İsterseniz kapşonsuz olarak da hazırlayabilirsiniz arkadaşlar. Böyle sadece hırka olarak kullanabilirsiniz. Kapşonsuz hırka olarak. Ben değişiklik olsun diye kapşonlu olarak hazırlıyorum. Şimdi geldik buradaki yuvaya da. Şuraya da yine bakın. 2, 2 bu tarafta, 2 bu tarafta. Şöyle tam ortasına trabzan yapıyorum. Ve şu iki tane atlayarak devam ediyorum.
Sıra sonuna kadar böyle ilerleyelim. Evet, sıra sonunda da yine şu yapmış olduğumuz sık iğneli kenar patını örmeden döndürüyorum. Şurada bir çakma trabzanlı sıra var galiba. Diğer tarafta orayı aldım mı? Almamışım. Tamamdır. Evet, şöyle göstereyim bakın. Şimdi bir zincir çekiyorum. Dibine trabzan yapıyorum. Ve yine trabzanlarımı yapmaya devam ediyorum. Sadece trabzanlardan oluşacak kapşon kısmı. Hiçbir artırma, eksiltme yok. Şimdi bu şekilde toplamda kaç sıra öreceğim? Ben ördükten sonra size hem sıra hem de santim olarak vereceğim arkadaşlar. Sizler de ona göre yapabilirsiniz. Şimdi ben öreyim, sizler de örün. Sonrasında kapşonumuzu bakacağız. Dediğim gibi hiçbir eksiltme, artırma yok. Böyle sırayla trabzan yapacağız. Arkadaşlar benim kapşon kısmım bitti. Şimdi size kapşon kısmında kaç sıra ördüğümü söyleyeyim. Öncelikle şöyle bel kısmına itibaren şurası. Yani başladığımız yerden itibaren şuradan sayalım. Evet, şuradan başladık arkadaşlar. Bakın. Buradan başladık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ve 25 sıra örmüşüm. Santim olarak da yine vereceğim size. Şöyle yapalım. Tam başlamış olduğum noktadan itibaren ölçeceğim. Evet, 26 santim arkadaşlar. Benimkisi 26 santim olmuş. Bakın tam şuradan başladım. 26 santim olmuş. Bir yaş için yeterli bir kapşon ölçüsüdür. Şimdi bunun birleşimini yapacağız. Bakın şu şekilde düz, bu şekilde düz. Hemen şöyle çeviriyoruz. Şöyle çeviriyorum. Yani ters kısmına çeviriyorum. Tığımı da alacağım. Şöyle karşılıklı, bakın burada şu karşı taraftaki ilmekten alıyorum, içinden çıkardım. Evet, tekrar batıyorum aynı yere. İçinden çıkarıyorum. Yanındakine ve karşıdaki ilmeğe batıyorum. İçinden çıkarıyorum. Yanındaki ve karşıdaki ilmeğe batıyorum. İçinden çıkarıyorum. Bu şekilde iki ucu da birleştiriyoruz. Böyle çok sıkı olarak yapmayın bu kaydırmayı. Şöyle birazcık gevşek. Bakın ipi birazcık uzatıyorum. Bu şekilde. Sonuna kadar bu şekilde geleceğim. Evet. Çekişlerim dar mı, geniş mi görmüş oluruz.
Evet, burada da bakın şöyle karşılıklı olarak alıyorum. Bir zincir çektim. İpimi şöyle uzunca kesiyorum. Sonrasında da şöyle içinde yürüteceğim, sökülmesin diye. Tamamdır. Kapşonumuzu da bu şekilde yapmış olduk. Şimdi şu kenarını gideceğiz. İpimi alalım, ipimizi. Bakın şurada şu başlamış olduğumuz, şu düğmemi de şuradan çıkarayım daha rahatlıkla görün. Şu kenar patımız vardı. Bu kenar patından ipimizi takacağız. Tane sık iğne yapıyorum buraya. Evet, şu ipimi de alacağım. Şimdi buraya sık iğne olarak gideceğiz arkadaşlar. Her bir sıraya şöyle bir tane sık iğne yapacağım. Bakın şuraya. Şuraya. Şurada. Evet, kapşonumuzdan yukarıya doğru devam ediyoruz. Kapşonumuzun etrafına sık iğneyle döneceğiz arkadaşlar. Her bir sıraya bir tane batıyorum. Şurada da şu trabzanların boşluklarına değil, şöyle trabzanı ortaladım, yardım. Bu şekilde battım. Bir sıra sık iğne olarak tamamlayacağım sıramı. Sonrasında diğer tarafta ipimizi keseceğiz. Burada bir bütünlük, yani önle kapşon kısmını bağlamak adına böyle bir bütünlük yaptım. Şimdi sıra sonuna kadar bu şekilde ilerleyelim. Sıra sonunda yine şu pat kısmını, yani şu ön kısmını yine sık iğne olarak gideceğiz ve en sonunda ipimizi keseceğiz arkadaşlar. Kapşonumuzun kenarına sık iğne ile gittim. Şimdi şu kulak kısmının yapımını yapacağız, paylaşacağız beraber. Yapalım. İsterseniz kulak yapmayabilirsiniz, tamamen sizin tercihinize bağlı. Şimdi bunun için tığımı alıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 tane. 14 tane zincir çektim. İpimi doluyorum. 1, 2, 3, 4'üncüye trabzanımı yapıyorum. Burada toplamda şu baştaki zincirimi de sayarak 12 tane trabzan yapacağım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 tane trabzan yaptım. Döndürüyorum. Bir zincir çektim. Dibine yine trabzan yapıyorum. Ve burayı yine trabzanla devam edeceğim. Bu şekilde arkadaşlar. Tam 17 sıra trabzanla öreceğiz. Yani bu sıra sayımız 17 sıra olacak. Sonrasında da şu uçtaki kesimlere başlayacağız. Şimdi 17 sıra örelim. Kesimlerle devam edelim. 17 sıra ördüm. Şimdi kesimimizi yapacağız. Bir tane zincir çekiyorum. İpimi doladım.
Batıyorum dibine, çekiyorum. İki çıktım, tığımda iki tane var. İpimi doluyorum, yanındakine batıyorum. İki çıktım, tığımda üç tane var. Tek seferde topladım. Şimdi kesim yapmıyorum, devam ediyorum. Sonda üç tane kalana kadar bu şekilde trabzanlarımızı yapalım. Eğer bu kulak kısmının daha uzun olmasını istiyorsanız arkadaşlar, 17 sıra değil, daha fazla sırada yapın. Sonrasında da kesimlerinize başlayın. Evet, şimdi burada 3 tane ilmeğim kaldı. İpimi doluyorum, batıyorum. 2 çıktım, tığımda 2 tane var. Tekrar ipimi doladım, batıyorum. 2 çıktım, tığımda 3 tane var. Hepsini tek seferde topladım ve şu sondakini de trabzan olarak alıyorum. Şimdi bakalım, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane ilmeğim kaldı. Tekrar bir tane zincir çekiyorum, dibine batıyorum. 2 çıktım, tığımda 2 tane var. Tekrar ipimi doladım. 2 çıktım, tığımda 3 tane var. Hepsini tek seferde topladım. Bu sırada da 8 tane ilmeğim kalacak. Yine sonda 3 tane kalana kadar öreceğim arkadaşlar. Bakalım. Evet, 1, 2, 3. Şimdi burada yine bir kesim yapıyoruz. Bakın, 2 çıktım, tığımda 2 tane var. Tekrar batıyorum. 2 çıktım, tığımda 3 tane var. Tek seferde topladım. Şu sonuncuyu da yine bir tane olarak aldım. Evet, şimdi bu sırada da 6 tane ilmeğim kalacak. Yine başlı bir kesimimiz var. Sonda 3 tane kalana kadar öreceğim. Yine bir kesim yapıyorum. Sondakinde olarak alıyorum. Şimdi bu sırada 4 tane kalacak ve son sıram. 4 tane kalana kadar yapıyorum arkadaşlar. Bir tane zincir çektim ve ipimi koparıyorum. Şimdi bakacağım, düz tarafım neyse ipimi o tarafta yürüteceğim. Yani ters tarafta yürüteceğim. Şöyle ilmeklerimizin trabzanların altından bu şekilde alarak yürütüyorum ipimi. Evet, şimdi bunu buraya dikeceğiz. Şunu da yürütelim. Şimdi bunu da 1, 2, 3, 4 tane sayıyorum. Şöyle dikeceğim. Bu tarafı da yine aynı. 1, 2, 3, 4 tane saydım. 5.'ye dikmiştim. Şöyle dikeceğiz ama şöyle çeviriyorum. Bakın, şu şekilde dikeceğim onu. İğnemi aldım. Ters kısımdan dikiyoruz yani. Şuradan yukarıdan. Ama bir eşitlik de olsun burada. Şöyle tam karşısında olacak şekilde yapalım arkadaşlar. Alttan iğnemizi bakalım. Evet. Tamamdır. Şimdi bunu buraya dikelim. Bakın, şuradaki ilmeklerimiz var, şuralar. Buralardan bir buradan, bir bundan, bir bundan, bir bundan, bir bundan. Dikkat edin, altta da şapkanın alt kısmına dikmeyin. Evet. Şimdi yine bakın, buradan bir tane üstten. Buradan yine buradan şöyle bakacağım. Dikmişim bunu. Evet. Sondakini de şöyle birkaç kere dikeceğim, hani tam sağlamlaşsın diye.
Bakalım bu şekilde üst kısmı. Şimdi şöyle ilmeklerin aralarından geçirerek ipimizi iyice gizlemiş olduk. Bir de şurada bakın, şurası havada kalmış. Burayı da hem de şöyle buraya sabitlemek istiyorum. Birkaç kere sabitledim. Şimdi tekrar içinden çıkarıyorum. Artık buradan ipim hiçbir şekilde sökülmeyecektir. Şapkamız da kulaklarımız da bu şekilde gayet de güzel oldu arkadaşlar. Çok tatlı oldu. Böylelikle hırkamızın sonuna gelmiş olduk. Umarım sizler de keyif alarak örmüşsünüzdür. Şöyle de göstereyim tekrar. Çok şahane bir model oldu. Çocuklarınıza çok yakışacak ve eminim çok da sipariş getirecek bir model. Dilerim kolaylıkla yapabilirsiniz. Böylelikle videomuzun da sonuna gelmiş olduk. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize sağlıklı günler dilerim.